Bir zamanların futbolcu fabrikası, ucuza, çok ucuza futbolcuları alıp çok fahiş fiyatlara satan ve ciddi gelirler elde eden Porto, bunun yanında başarılı da oluyordu. Müzesinde Şampiyonlar Ligi var, UEFA var, Süper Kupa var, kendi liginde sayısız kupaları var. Porto böyle bir takımdı. Son dönemlerde biraz düşüşte. Bakalım ben Porto'yla o eski günlerine dönebilecek miyim? Hem Avrupa'da başarı yakalayıp hem de aldığım genç jenerasyonlu yıldızlarla başarı yakalayabilecek miyim? Bir güzel bir Porto Revolt yapalım. Eminim ki hoşunuza gidecektir. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Revolt hakkında fikirlerinizi de yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın yine. İyi seyirler. Ebu Bekir Yoğurtçu Porto'da, Portekiz'de bundan sonra görevi devralıyor ve Porto ile büyük başarılar elde etmeye çalışacak. Yönetim beklentilerini açıkladı. Kulüp yeni kaptanlığı vesaire istiyor. Cart curt. Porto'nun şöyle başlangıçtaki mali durumu güvende diyor. Transfer bütçesi 50 milyon TL görüyorsunuz. Böyle bir bütçeyle böyle bir durumda göreve geliyoruz. Hemen bir taktiğimizi hazırlayalım da. Kafamdaki en son kullandığım Galatasaray kariyerinde kullandığım şablonu kullanacağım. Önce oyun şeklimize gelelim. Kontra, dar, tempo normal, yaratıcı. Savunmada derin savunma yapıyoruz. Kendi alanımızda karşılıyoruz. Ve sert savunma yapıyoruz. Ortaya taktiğine gerek yok. Savunma yaptığımız için. Direkt paslarla çıkıyoruz. Ne yapalım? Erken ortalar şut at. Ara topları kullan. Kaleci oyuna topu uzun soksun. Oyun iki kanattan başlasın. Yapacağımız sistem bu olacak. Kalecimiz libero kaleci. Hatta bir dur ya, bu sefer libero değil de bu sefer normal kaleci kullanayım. Her seferinde libero kullanıyorum. Modern back, tamam. Modern back. Bir tane pasör. Pasörün yanına bir tane düz stoper. Orta sahaya bir savaşçı. Bir iki yönlü kullanalım değil mi? Savaşçı iki yönlü, oyun kurucu kullanmayacağım. Kanat forvetlerle oynayacağım abi. Kanat forvetler. Forvetlerimin biri komple, biri fırsatçı golcü olsun. Takımı temizle baba. Tekrar takım seç. Bakalım bu kadroya uygun elimizdeki oyuncular neymiş. Şimdi Porto'nun genç takımında da yetenekli oyuncular vardır. Porto B'de. Hem buradaki genç güzel yetenekleri A takıma çekeceğim birazdan. Ki bildiğim oyuncular vardı burada. Onları A takıma çekeceğim. Ondan sonra yeni transferler yapmak istediğim sisteme uygun bir iki transfer takımı hazır hale getireceğiz ve ondan sonra da yeni sezona hazır hale gelip simülasyona başlayacağız. Ben bir transferleri ayarlayayım. Transfer sezonunun sonuna geldik. Artık yeni sezona hazırız. Şöyle transferleri bir görelim. Önce gidenlere bakalım. Galeno'yu 24 milyona sattım. İşte Vendeliz'e, Pedro'yu falan sattım. Onun dışında da çok fazla kiralık oyuncu verdim. Zaten görüyorsunuz. Neredeyse altyapının hepsini kiraya verdim. Toplam 28,5 milyon euroluk bir bonservis elde ettim. Gelen transferlere bakarsak sadece 4 tane transfer yaptım. Roger Fernandes, Eman Kospo, Prince Anning ve Ronny Barcı'yı transfer ettim. Ronny Barcı'ya güzel para verdim. Diğerleri yatırım için bence güzel transferler. 45 milyon euroluk da bir para harcadım. Ve bu şekilde de artık uçuşa geçmeye hazırız. Umarım geçeriz. Şöyle göstereyim. Hazırlık maçlarında çok güzel skorlar aldım. 6-0'lık, 4-1'lik, 3-1'lik, Dortmund falan galibiyeti ama Süper Kupa'da Benfica'yı 1-0 yendim. Ligde beraberlikler alıyorum. Bir 5-0 aldım. Sonrasında beraberlikler. Şampiyonlar Ligi falan da başlayacak. İnşallah şöyle istikrarlı güzel skorlar alırız diye umuyorum.
Kadromda fena görünmüyor. İnşallah şans bulacaklar. Ronnie Barzi şans bulmasını bekliyorum. Gelişmesini bekliyorum. Bu çocuğun güzel işler yapacağını düşünüyorum. Onun yanı sıra kendi kadrosunda bulunan Gabriel Veron var. SM'ciler hatırlar. SM 20'de acayip geliştirdim. Acayip oynardı. Çok fena bir oyuncuydu. Gabriel Veron şimdi Porto'da forma giyiyor. İnşallah burada da güzel işler yapacağız onunla beraber diye umuyorum. Dedikten sonra hemen şöyle kaydedip simülasyona geçiyorum. İlk sezonu geride bırakıyoruz. Ligde 4. Portekiz Kupası şampiyonuyuz. Süper Kupa şampiyonuyuz. Zaten onu sezon başında görmüştük. Şu PLC'nin B grubu. Neyse. Kendi ligimizin herhalde gruptan çıkamamışız. Yani ligde şampiyonluğu nasıl vermişiz acaba? Sporting 75 puan, 7 8 puan mı? 7 puan farkla şampiyon olmuş bizim önümüzde. Tabii Benfica'ya averajda geçmiş Benfica'yı. Braga var aramızda 72 puanla. Şampiyonluğu ilk sezonda kaçırıyoruz maalesef. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız ona bir bakalım. Fikstürümüzden bakarız herhalde. Pardon, kendi fikstürümüzden. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e elenmişiz. Yarı final yok. Çeyrek final yok. Inter'le bizdeyiz. Son 16 turunda bir berabere kalmışız. Bir de 3-1 oluyor lan. 1-1 birer tane çıkarırsak 3-1 yenilmişiz Inter'e. Ve Inter'e elemişiz. Maalesef gençler geçmiş olsun. Şimdi takımın en golcüsü Tony Martinez. En fazla asist yapan Jomario 14 asist. Sağ bekti. Bir de Cardozo en çok kart gören. Borges en yüksek ortalamaya sahip. Şöyle as takıma bir bakalım. İstatistikler üzerinden bir gidelim bakalım takım ne durumda. Kaleci Diego Costa en çok oynayan oyuncumuz. João Mario Pepe yine onu tam küp etmişler. Mehdi Taremi yine bu silsilenin içinde. En çok gol atanlar Mehdi Taremi 21 ama Tony Martinez de 33 maçta 21. 13 maç daha eksik oynayıp aynı gol sayısına sahip. Evanilson 16. Ronnie Barzi ilk sezonda iyi işler yapmış. 30 maç 11 gol. Asistlerde 14 asist Mario sağ bek olmasına rağmen güzel asist sayısına ulaşmış. Alan Varela orta saha 10 asist. Estakio 8 asist. Nico Tony Martinez 7'şer asist yapmışlar. En yüksek ortalama da Gonçalo Borges 7.50 ile oynamış. He. Çocuk fena da durmuyor. Diego Costa 7.40. Evanilson 7.39. Mehdi Taremi 7.36 vesaire. Yani istediğimi çok almış gibi değilim. Yeni transferlerden neler görmüşüz? Gonçalo Ribeiro altyapıdan çıkan kaleci. Değil mi? Fena da gelişmemiş, oynamamış. Kospa sadece tek bir maça çıkmış. Oysa ki ciddi bir yatırım için almıştım. Roger Fernandez aynı şekilde sadece bir maça çıkmış. Değeri falan artmış, gelişmiş. Önümüzdeki sezon beklentiye gireceğiz ondan. Prince Anning 15 maça çıkmış. Zaten yedek için geleceğe dönük almıştım. İlk sezonda tatmin etmiş yeter yani. Çünkü öndeki bekim de iyiydi. Nerede o? Sanusi güzel bir bek. O da orayı iyi idare etmiş zaten. İstatistiklerimiz bu şekilde gençler. Şimdi yeni sezonun hazırlıklarını yapayım. Hazır olduktan sonra da beraber tekrar inceleyelim. İkinci sezon için hazırlıklarımız tamam. Porto'yla transferlerimizi vesaire yaptık. Hatta şöyle bakalım. Geçen sene gibi çok iyi başladık. İnşallah devamını getiririz. Yine Süper Kupayı kazandık. Sporting'i yendik. Ligde de bir tek Benfica beraberliği. Gerisini galibiyetle tamamladık. Şöyle bir takımın gelen gidenlerine bakalım. Transfer geçmişi diyelim. Önce gidenlere bakalım. Pepe'yi 44 milyona Brighton'a sattım. Estakio'yu Ajax'a 38'e sattım. Jaime'yi Galatasaray'a 16'ya sattım. Sanusi'yi sattım. Nomoso, Cardozo bunlar bonserviste sattım. Gerisi de
serbest kalanlar, Bosman, işte kiralık giden oyuncular. Zaten çok çoğunu kullanmıyorum. Şöyle gelenlere bakayım. Yine çok fazla bonservis harcamadım. John Tolkien sol bek için John Tolkien'i transfer ettim. Çocuktan beklentim var. 27,5 aldım. 25 milyona John Solis'i aldım. Bu çocuk da geleceğin yıldızlarından, hatta şöyle antrenmanını ayarlamamıştım bunun. İki önlü orta saha olarak ayarlayalım. Solis'e antrenmanda yaptıralım. İki yönlü orta saha için neyini geliştirelim oyuncunun? Karar alması bence gelişsin. Heh. Bu çocuk güzel olacak inşallah. Ondan sonra Caicedo serbest, zaten kendi almış oyun. Ben almadım da, yoksa bu oyuncuyu alacak durumda değildim ama. Daha önceden sözleşme imzalanmış. Bosman kuralıyla bana direkt geldi. Mario Fernando yine altyapıdan çıkardığım bir oyuncu. Dördüncü stoper olarak kadroda. Ve Chelsea'den Malagusto'yu sağ beki kiraladım. Güzel de bir sağ bek ama bizim sağ beki satılmadığı için ikisi kıyas birbirleriyle rekabete girecek. Tabi burada kazanan biz olacağız ve Yoan Duran'ı forvet rotasyonu için kiraladım. Bu sene inşallah böyle olacak. Roger Fernandes'ten bu sene çıkış bekliyorum. Ama en büyük çıkışı tabii ki de, şu ana kadar bakalım oynamış mı, Gabriel Veron'dan bekliyorum. Gabriel Veron 22 yaşında 3 maç 1 gol. Sezona fena başlamadı. Hadi bakalım bu sezonda sümüle edeyim. Evet, ikinci sezonu da geride bırakıyoruz. Zengin bir kulübüz. Harcamalarımız iyiydi. 128 milyon transfer bütçemiz var. Harcamadığım halde ligde şampiyonum. Portekiz Kupası 3. tur. Bu PLC'ne 2 olmuşum. Portekiz Lig Kupası'nda penaltılarda finale Sporting'e vermişim. Süper Kupa Sporting'i yenip sezon başında almıştım da. Avrupa'da ne yaptım? Yukarı aşağı niye kaymıyor ekran? Lige bir bakalım. Puan durumu. 2 puan farkla şampiyon olmuşuz. Sporting'in önünde Braga, Victoria Guimaraes vesaire de altımızdalar. İyi şampiyon olmayı başarmışız. Ligde en çok gol atan takımız ama biraz fazla yemişiz. Yine de en yüksek ikinci averaja takım olarak şampiyon olmuşuz da, dur ya şampiyona gidip bakayım, ondan sonra takım inceleyeyim ya. Kulüp fikstürleri diyelim. Bunlar niye bitmemiş? Bu ne? Dünya Kulüpler Şampiyonası. UEFA kupasını almışım. O yüzden Kulüpler Şampiyonası'na kalmışım. UEFA şampiyonuyuz. Chelsea'yi finalde yeniyoruz ve 2-1'lik galibiyette UEFA'yı da almışız. Bu sene bütün kupaları toplamış Chelsea'yi de yenerek. Porto. Şey bakacağım, dur ya. Heyecanlandım şu an. Çünkü ikinci sezonda böyle Avrupa'yı da beklemiyordum. Açıkçası ligi bekliyordum. Şöyle oyuncu istatistiklerine bakalım. Arthur Cabral 19 golle gol kralı. Bizden Mehdi Taremi 8 golle aşağıda kalmış. Bu kadar çok atmamıza rağmen gol kralı çıkartamamışız. Ortalama puanlarda Luis Muriel zirvede ama arkasından Ebenezer ve Mehdi Taremi var. Bizden asistlerde ise Guga sağ bek mi? Yok, orta sahaymış. Guga 12 asist. Onlar asistle bizim Joao Mario sağ bekimizde Zalazar eşitler var ya da falan var işte. Güzel, ikinci sezon çok harika geçmiş bizim adımıza. Hemen bir bakalım şöyle istatistiklerimize, takıma kimler ne kadar katkı vermiş. Kimler neler yaşamış. Diogo Costa 55 maç. João Mario 54. David Korma 51. Varela 51. Taremi 50 maç oynamışlar. 50 maçın üstünde oynayan oyuncular. En çok gol atanımız Evanilson 36 maçta 24 gol. Forvetlerimiz biraz düşük oynamış. Geç Taremi çok oynamış. 16 gol atmış. Toni Martinez 21 golle ikinci sırada. Gonçalo Borges kanat oyuncumuz 14. Gabriel Veron bu sene oynamış 13. Nico 11. Şöyle asistlere bakalım. 15 asiste João Mario sağ bekimiz en çok yapmış ama Nico orta sahamız da aynı. Alan Varela 13. Mehdi Taremi 10 asiste oynamış. Ortalamada Evanilson ve João Mario eşitler, takımın en iyileriydi. Harika bir sezon geçirmişiz. Şöyle genel bakış olarak bakalım. Hatta seçimden bakarsak eğer, abi
Costa harika bir kaleci olmuş. 25 yaşında henüz. Mario da gerçekten çok iyi gelişmiş. Zaten efsanede bir sezon geçirmiş Mario. Hatta Mario şöyle transfer listesinden çıkartalım. Mario dursun. Tolkien yeni almıştık. O da fena da gelişim göstermemiş. 46 maç 3 gol 3 asist katkısı da olmuş. Solis yeni transferdi. Bu ne yapmış? 16 maç 2 gol 2 asist. Fena oynamamış. 25 milyon verdik ama 25 milyon hakkını ilk sezonda daha vermemiş. İleride verecek. Roni Barca'ya güzel para bayılmıştık. 25 milyon ama 45 maç 7 gol 9 asist. Geçen senenin sanki gölgesinde kalmış ama maç sayısı iyi. Güzel bir sezon geçirmiş. Gabriel Veron bu sene açılmış sanırım. Gollerde vardı ama 37 maçta 13 gol 8 asist. İyi de bir performans göstermiş açıkçası bu sezon. Kaspo'yu merak ediyorum. Şu çocuklar hep beklenti içine giriyorum. Hep alıyorum ama bir türlü oyunu atmıyorlar. Burada da sadece 13 maç, o da 1 gol 1 asistlik katkısı var. Diğer çocuk oynamış. O nerede? Fernando oynamış. Mario Fernando oynamış sanırım. 24 maç 1 gol 3 asist. Aa, bu da eksik oynamış. Karmo var. Karmo 51 maç 2 gol 4 asist. Öbür stoperim kimdi ya? Ha, Nogueira var. Duarte Nogueira var. Bu mu oynadı acaba bilmiyorum ki. Bunda değeri artmış muhtemelen oynadı. 35 maçta 1 de asisti var. Evet. Harika bir sezon. Mükemmel işler yapmışız. Evanilson en golcü. Nico en asistçimiz. Nogueira en çok kart gören. Evanilson en yüksek ortalamaya sahip oyuncumuz. Evanilson bu sezonda devam edeceğiz de gelişimi az olmuş. Ya şöyle hava topları falan biraz gelişse daha iyi de skor katkısı verebilirmiş. Neyse, artık önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Hazırlanmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Yeni sezon hazırlıklarımızı da tamamladık ve Porto ile yeni transferlerimize vesaire bakacağız. Sezona da başladık. Hazırlık maçları biraz kötü geçti bizim için. Hatta Dünya Kulüpler Şampiyonası da kötü geçti. Paris Real Madrid'e yenilmişiz. UEFA Süper Kupayı uzatmalarda Manchester'ı yenerek aldık. Lige galibiyetle başladık ama ligde beraberliklerimiz var. Süper Kupa'da Sporting'i yine yendik. Kimin golüyle? Tony Martinez'in golüyle yine yenip kazandık. Yani şöyle kupa müzesine baktığımız zaman lig şampiyonluğu 6 tane kupa sayımız var. Gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Portekiz Süper Kupası 3 tane almıştım zaten. Bu 3. sezon başlangıcı ama totalde 3 tane oynadım. Hepsini aldım. Portekiz Kupası'nı bir defa kazanmışız ve Portekiz Ligi'nde de bir kere şampiyon olduk. İlk sezonda olamamıştık. İkinci de olduk. Yani şu anki grafiğimiz çok iyi. Ama açık konuşayım, bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alırsam çok şaşırırım. Benim için sürpriz olur. Şöyle yaptığım transferleri vesaire de göstereyim. Transfer geçmişi diyelim. Gidenler 54 milyona Alan Varela'yı Liverpool'a sattık. 7 milyona Novara'yı Fenerbahçe'ye sattık. Gerisi işte serbest kalan Bosmanlar vesaire. Kiralık giden bir iki tane var. Onun dışında çok da para kazanamadık. Yani 62 milyon, 61 milyon falan para kazandık. Gelen transferlere baktığımız zaman da Evan Ferguson'a 77 milyon euro ödedik. Kayke stopere 50 milyon ödedik. Altyapıdan bir tane stoperimi çıktı ve Carlos Kaleba'yı da kiraladım. Bay bayım. İki yönlü oynatmaya çalışacağım onda. Fena bir oyuncu değil. Brighton'dan transferimiz. O da kiralık. Yani ligde 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ile başladık. Sanki biraz kötü başladık ama kupaları aldık, o önemli. Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen, City ve Leipzig. Saçma değil mi? 2 tane Alman kulübü aynı grupta. Leverkusen, Leipzig ve City ile aynı gruptayız. Hadi bakalım bu sene neler yapacağız, neler başaracağız. Evet, 3. sezonu da geride bırakıyoruz ama bir hayli sanki kötü görünüyor bizim için. Ligde 4.yüz. Portekiz Kupası'nda şampiyonu, Süper Kupa almıştık. PLC'de 2.yüz. Lisbon'a yenilmişiz Portekiz Lig Kupası'nda. Abi sürekli Porto Şampiyonlar Ligi'ni göstermiyor burada. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde
Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da Barcelona'ya kaybetmişiz hangi tur? Finalde City'yi yenen Barcelona kazanmış. Barcelona bizi yarı finale kadar gitmişiz. Yarı finalde elemiş. Ondan öncesinde Bayer Leverkusen'i elemişiz. Roma'yı elemişiz. Abi ligde kötü gitmişiz yalnız ya. Şuna bak, ligde nasıl dördüncü olduk? Abi bu sene Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemeyeceğiz. 57 puan toplamışız sadece. Takım bütün yoğunluğu Avrupa'ya vermiş. Bir de 70 gol atmışız. Ligin en çok gol atan takımıyız ama 54 gol yemek nedir ya? Valla bu sezon çok çalkantılı, çok kötü geçmiş. Diogo Costa 63 maç, Kaiki 60 maç, Joe Mario 57, Nico 56, Barca 53, Martinez 52, Tolkien 51, Baleba 50. Bu kadar fazla oynamışlar. Evan Ferguson bu sene geldi ama takımın en golcüsü 26 gol. Tony Martinez 24 gol. Evanilson 17 gol. Gabriel Veron 13 gol. Borges 12 ve Barca 11 golle ikişer hanelere ulaşmışlar. Roni Barca da herhalde bu sezon en iyi çıkışını yapmış gibi görünüyor. Roni Barca 53 maç 11 gol 10 asist, gol asist ikisi de çift hanelerde. Ortalama puan da Evanilson zirvede. Thiago Andrade 7-20, o da ikinci sırada Barca ile eşit. Tony Martinez var. Kaiki beklediğim performansı göstermiş. Yani 60 maç 4 gol 7 asist 6.95 biraz ortalaması düşük kalmış ama oynamış yine en azından. Hemen Kaspo'dan beklentimiz çok ama o da 16 maç oynamış. Pek bir katkısı yok. Roger Fernandez bu sene 16 maçı bulmuş. O da oynamış. Skor katkısı hiç yok. Prince Anning 3 asist yapmış. Yani hadi bakalım bir sonraki sezona hazırlanalım. Yine UEFA'ya düştük. Şampiyonlar Ligi mücadelesi maalesef veremeyeceğiz. Yeni sezona geçeceğiz ama şoklar üstüne şok. Sezona kötü başladık. Bir Süper Kupa'da kazandık Benfica'yı. Bir de Benfica ile beraberliğimiz var. Gerisi hep yenildik diyeceğim de yok. Bir de Chaves maçını kazandık. Başka da galibiyetimiz yok ligde. Hazırlık maçlarında da Milan'a yenildik. Yani çok da böyle sezona hoş başlamadık ama asıl kötü şeyi söyleyeyim. Yani bizim bütün kimyamızı, bütün dengemizi bozan şey transfer. Bakın giden oyunculara bakar mısınız? Ha, serbest kalanlar da. Joe Mario serbest kalma bedelini kullanıp aldı Liverpool elimden. Taremi'yi falan ben sattım. Bir de Barcelona en önemli oyuncumu aldı. Bakın bozma kuralıyla Barcelona'ya gitti. Ben bütün oyuncuların özellikle sözleşmelerine dikkat ettim. Hepsini uzattım. Roni Barca'ya bakar mısınız abi? Böyle bir silahtan yoksun oynayacağım bundan sonra. 86 milyona çıktı. 20 yaşında profile bakar mısınız? Maalesef serbest bir şekilde elimden aldılar. Şu stoper de kaçtı da bu çok önemli miydi bilmiyorum. Gerçi daha 19 yaşında, yani bu çocuktan da verim alırdım büyük ihtimalle. Ama o da gitti. Gerisi çok da önemli değil. O kötü oldu gerçekten ama. Şöyle yapayım gençler. Gelenler çok bir şey gelmedi zaten. Transfer yapasım bile gelmedi valla. Muhammed Darami'yi 60 milyona aldım. Şeyin yerini aldım. İşte Barcin yerini kapatmaya çalışacağım. Bu yüzden aldım. Anderlecht'ten stoper Zeno Debast'ı aldım. İyi para ödedik. 37,5. 21 milyona Girona'da mecbur kalıp bekim gittiği için böyle bir bek aldım. İnşallah performans verir de beni üzmez. Alabileceğim en uygun bek oldu. Deniz Makario. Bunu kiraya verdik zaten. Kaleci altyapıdan geldi. İşte Duranville ile şu Jason Mitchell'i, bunları da kiraladım. Yine Baleba'yı kiraladım. Bu önemli oldu. Baleba'nın performansı güzel. İşte yapıyor. O yüzden Baleba'yı da almak güzel oldu. Fakat ligde çok kötüyüz abi. Galibiyetle tanıştık mı bir maçımız var. Kovulmazsak bu kariyerimiz devam edecek. Bu rebuild'imiz. Evet. Kötü geçmesini beklediğim sezonda
iyi toparladık aslında. Ligde ikinci olduk. Şampiyon olabilirdik, olamadık. En yüksek averaja sahibiz ama 3 puan önümüzde Benfica. Şampiyonluğu Benfica'ya kaptırdık. Gol krallığında Tony Martinez bizim oyuncumuz var. Evan Ferguson yine ikinci sırada. Ortalamalarda Tony Martinez zirvede. Ve asistlerde de Solis, Muhammed Darami yine burada mücadele etmişler. Portekiz Kupası. PD'de ikinci olmuşuz yine. Portekizlik Kupası'nı Benfica'ya finale vermişiz. Süper Kupa'nın şampiyonuyduk. Zaten başka da bir şey kalmadı. Kadroya bakayım. Da dur. Avrupa'da ne yaptık ona bakalım. UEFA'daydık. Çeyrek finale kadar gelmiştik. UEFA'da da finalde Wolfsburg'u 4-0 yenip şampiyon olmuşuz. Tony Martinez, Borges ve Evan Ferguson'un gollerini görüyoruz. Finale gelene kadar AEK'yı eledik, Milan'ı elemişiz, Fiorentina'yı elemişiz ve Wolfsburg'u yeniyoruz finalde. Gerçekten ivmemiz çok iyi. Bakın şurada aşırı kötü başladık sezona ama ondan sonra çok güzel ivme yakaladık. Şu aradaki mağlubiyetlerden var ya, ya da şu gereksiz fazla beraberliklerden bir tane galibiyet çıkartabilseymişiz. Şampiyon olmuşuz. Mesela şurada Famalika'ya bu kadar iyi giderken yenilmeseymişiz şampiyon olabilirmişiz. Şampiyonluğu öyle verdik ama olsun. Avrupa'dan ikinci kupamızı getirdik. Avrupa'dan ikinci kupamız geldi. En çok oynayanlar Diogo Costa, Evan Ferguson, Kaiki, Nico, Arnold Martinez, Mohamed Darami. Bunlar 50 maçı aşmışlar. Tony Martinez 32 gol. Evan Ferguson 29 gol. Muhammed Darami 10 gol. Asistlerde Muhammed Darami 15. Evan Ferguson 15. Evan Ferguson 30 olsa 44 gole direkt katkı sağlamış. Arnaud Martinez 10 asist. Baleba 10 asist. Nico 10 asist. Ortalama puanlarda Tony Martinez yine takımın zirvesinde. Arnaud Martinez var arkasındaki. Martinez de iyi bir sezon geçirmiş ha. Alırken yalan yok. Bu kadar beklentim yoktu. Ama Tony Martinez bu sene zirve yaptı performansı. John Solis yine iyi bir sezon geçirdi. Nico Savaşçı orta sahamız. O da iyi bir sezon geçiriyor. 67 milyona çıktı değeri. Evan Ferguson aldığımız paranın hakkını fazlasıyla veriyor. İrlandalı golcü. Hadi bakalım o zaman. Madem önümüzdeki sezon ligde ikinci olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. O zaman bir sezon daha geçirelim. Bu para ne ya? Bir sezon daha geçirelim. Bir hazırlığımı yapayım bak. Yeni sezona hazırlanıyoruz ama gerçekten zımba gibi oldu takım. Şöyle göstereyim fikstürü. Beraberliğim bile yok. Hazırlık maçlarında, özel turnuvada, Süper Kupa'da Manchester City'ye karşı ligde full galibiyet. Geçen sene çok kötü başladık. Sezonu müthiş bitirdik. Bu sene de çok iyi başladık. İnşallah tam tersi olmaz. Ligde gördüğünüz gibi 5'te 5 ile başladım. Sporting kazanırsa eğer onlar da 5'te 5 yapacak. Sporting de çok iyi geliyor arkamızda. Şöyle bakacağım. Gelen giren transferlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Takımı çok bozmadım. O yüzden gidene baktığınız zaman bir Martins var, bir de Marcelo var. Serbest kaldı. İki tane oynatmadım oyuncu. Gelene baktığınız zaman da Openda'ya 70 milyon verdim. Yedek forvetim Evan Nilsson'un performansından memnun değildim. Openda'ya tam 70 milyon bayıldım. 3 maçta 1 gol atmış. İnşallah 70 milyon hakkını verir. Brighton'dan Baleba'nın bu sefer bonservisini aldım 40 milyon euroya. Serbest piyasadan yedek bek için Edwin Carranza'yı aldım. Serbest bırakmışlar, şöyle aldım kadroyu genişletmek açısından. Ondan sonra Henrich zaten altyapımdan çıkmıştı. Videonun sonunda görmüştünüz. Altyapımda çıkmış acayip bir çocuk. Antrenman yaptırıyorum. Şans biraz zor bulur ama 2 maçtan yatmış yine hocam. Nico Paz'ı Real Madrid'den, Mokoko'yu Dortmund'dan kiraladım. Bunların sebebi arkadaşlar, kadromu iyice genişlettim. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne gittiğim sezonda
kötü bitirmiştim. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar yarı final oynasam da ligde dördüncü bitirmiştim. O yüzden takımı bu sefer kadromu çok geniş tuttum. Bu kadar boşta da oyuncum var. Geniş kadroyla inşallah iyi işler yapacağım. Bu sefer olacak. Bir umudum var be. Şu sezon Şampiyonlar Ligi'ni falan alsam var ya. Çok güzel olacak. Videoyu belki biraz daha uzatırım. Bir Haaland falan da görmek isterim şu takımda. Müthiş bir proje yapıyoruz. Çünkü şu an kulübün mali durumu çok iyi. Maaş bütçemiz 138 milyon yıllık. Transfer bütçemiz 34 milyon. Hala maaşımızın yarısı neredeyse boşta. 110 milyon harcadık. Yine 35 milyon paramız var. Kulüp olarak da zenginiz. İyi gidiyoruz. Plan, proje, her şeyimiz güzel işliyor. Ronnie Barcia'yı falan bedava kaptırmasaydık iyiydi ama daha da iyi olabilirdik. Hadi bakalım sümüle edelim. Şu sezonu gerçekten devamını merak ediyorum. Bu kadar iyi başlamışken inşallah çok çok iyi bitiririz. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid, Midland, Juventus gibi takımlarla oynayacağız. Lig kuzulü tarzı yapıyorlar ya. Hadi sezon sonu. Evet, bu sezonu da bitiriyoruz. Bitmedim daha. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaktık ve kazanmışız. Oh be. Ligde şampiyonuz. Porto 77 puan, 4 puan fark atmış. Braga'ya, Sporting Braga'ya ve şampiyonuz. Ligde gerçekten çok iyi sezon geçirmişiz. Hemen şöyle oyuncu istatistiklerine bakalım. Evan Ferguson 24 golle gol kralı olmuş. Ortalama puanlarda Ferguson 5'te, zirvede Rey var Sporting Braga'dan. Asistlerde ise Solis bizden 13 asist, 12 asisti Lokinha ve Muhammed Deremi var yine bizden. Buraları bir geçelim. Portekiz Kupası yine 6. turda elemişiz. Bu PLC ne? Portekiz Lig Kupası'nı bu sefer Santa Clara'yı yenerek kazanmışız. Bayağıdır bu kupayı almıyorduk. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı final maçında Tony Martinez'in hat-trick yaptığı maçta yenmişiz. Barcelona'ya karşı çıktığımız kadro, Evan Ferguson sonradan girmiş oyuna. Abi takım çok güzel oturdu ya. Harbi güzel işler yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde de. Önceki turlarda ne yapmışız? Önceki fikstürde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenmişiz. Şöyle bakayım. Bayer Münih, Leverkusen'i City 2-0 ve 0-0'la elemişiz. City'den önce de Chelsea'yi 0-0, 1-0'la elemişiz. İngilizleri dışarıda bıraktık. En sonda finalde İspanyol'u yenip Şampiyonlar Ligi'ni de alıyoruz. Şampiyonlar Ligi de almış olduk sonunda. Yönetim çok mutlu. Sezonun genç oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Yusufa Mokok olmuş. Yılın takımı belli oldu Portekiz Ligi'nde. Bizden hiç kimse yok. Çok saçma değil mi? Şampiyon olmuşuz ama hiçbir kulvarda hiç kimse yok bizden. Enteresan, yönetimin herhalde güveni tamdır bize. Abi şöyle bir takımımızın performanslarına bakalım ya. Vallahi Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Çok zevkli oluyor böyle başarılı olunca. Abi Diogo Costa 59 maç. Kayke 56. Arnaud Martinez 55. Darami 53. Debast 51 ve Nico 50 maç oynamış. Bunlar 50 maçın üstünde oynayan oyuncular. 48 maçta 30 golle zirvede Evan Ferguson var ama 43 maçta Tony Martinez 30 gol atmış. Martinez'inki daha değerli. Hatta Martinez asiste de fazla yapmış. 8 asist. Ferguson 2 asiste kalmış. Yalnız 22 kartı nasıl gördün ya Tony Martinez? Mokoko 16 gol. Muhammed Deremi 11 gol. Solis 9 gol atmış. Asistlerde Solis 21 asiste çıkmış. Muhammed Deremi 18. Arnaud Sabekimiz 13. Nico 10 asiste kalmış. Prince Anning dikkatimi çekti şurada. Prince Anning çok iyi sezon geçirmiş. Performansı kötü diyoruz. Morali kötü diyor ama gelen sezona baktığımız zaman 49 maç 3 gol 4 asist. Tony Martinez 7.44 ile takımın zirvesinde. Yusuf Mokoko 7.39 ile ikinci sıradaki. Mokoko da 28 maç 16 gol atmış.
Van Falcao 7.33, Diego Costa 7.32. Costa ne oldu ya? Costa'nın gelişimi falan da güzel. Yani bir tık daha yukarı çıkabilirdi ama 28 yaşında 125 milyon euroluk bir değeri var. Costa'ya teklif gelirse satarım. Nico 68 milyon değeri var. Nico'yu da satarım. Openda hiçbir şey yapamadı ya. 70 milyon verdik ama performansı stabil. Hep 7 ortalama. Yani 28 maç. Böyle 28 maçta 8 golle düşük bir katkısı olmuş bu sezon. Neyse, yapacak bir şey yok. Tadında mı bıraksak yoksa bir sezon daha oynasak mı bilemedim. İlerleyeyim de olmazsa bitiririm transfer dönemi bitince. Eğer şöyle istediğim birkaç transfer var. Haaland falan bir şeyler yaparsam bir sezon daha oynarız, yoksa zirvede bırakalım. Her şeyi aldık zaten. Almadığımız kupa, başaramadığımız bir şey yok. Müzemize bakar mısınız? 2 tane lig şampiyonluğu. 3 tane, 13 tane kupa sayısı 13 diyor da. Şöyle bakalım, bir şuradan bakarak gidelim. AVRGM kulüp oyunlarında kupa şampiyon olmuşuz. UEFA 2 defa aldık. UEFA Süper Kupayı 2 defa aldık. Şampiyonlar Ligi'ni 1 defa aldık. Portekiz Süper Kupası'nı 4 defa aldık. Portekiz Lig Kupası'nı 1 kere aldık. Onu da bu sezon aldık. Portekiz Kupası'nı 2 defa aldık. Ve ligde de 2 defa şampiyon olduk. Yani 4 sezonda bunları yapmak gerçekten çok büyük başarı. Ben Porto'da 4 sezonda 2 tane UEFA, bir Şampiyonlar Ligi kazandığımı düşünsenize. 2 tane de kendi Porto Lig Kupa şampiyonluğu. Süper kupaları falan alıyorum. Herhalde benim heykelimi Portekiz'in ortasına dikerlerdi. Ben bir ilerleyeyim, bir transfer dönemi bitireyim de ona göre karar verelim, devam mı diye, tamam mı diye. Evet, şöyle bütçeme falan baktığım zaman maalesef alamıyoruz. Haaland 240 milyon. Bellingham falan almaya çalışıyoruz. Yine aynı fiyatlar. Bence zirvede bırakalım. Şu ana kadar harika olduğunu düşünüyorum. Siz de Rebuild'le alakalı fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bence burada bırakalım tadında. Harika bir rebuild oldu bence. Müthiş işler yaptık. Porto'yu kendine getirdik. Porto'yu şaha kaldırdık. Yani 4 sezonda 2 tane UEFA, 1 tane Şampiyonlar Ligi, kendi ligimizde 2 tane şampiyonluk, süper kupalar vesaire. Neredeyse herhalde 4 sezonda 20 kupa falan aldık. Oldukça başarılıyız bence. Hadi bakalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.